Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Mara. Ben bugün sizinle ne yapacağız? <laughs> bugün sizinle General Mobile Game 23 senin yani fiyat performans telefonu diyebiliriz herhalde bu telefona. Bu telefonun detaylı incelemesi yapacağız. Öncelikle şöyle söyleyeyim ya ben yani şu ışık oyununu çok ama çok beğendim. Yani bence kendi fiyat segmentinden beklenmeyecek bir ışık oyunu bence sergiliyor. Hakikaten tasarımı. Biliyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben tasarımını oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Böyle güneş gibi bir tasarımı var. Bakar mısın abi? Şu anda telefon tutamadık. Hemen şöyle yapalım pardon. Evet, şöyle yaparsak herhalde daha iyi olacak. Böyle güneş yolları gibi yollar var. Çok da güzel yapmışlar. Evet, tasarımını oldukça beğendim söyleyebilirim. Şimdi bu telefon değerlendirirken ben eminim şöyle bir yorum gelecektir altına. Çöp yazıp geçecektir birçok arkadaşımız. Maalesef böyle bir Problemimiz var yani. Bir ürünle ilgili hemen çöp yazıp geçebiliyoruz. Şimdi ben açıkçası bu telefon için çöp demeyeceğim. Çünkü bu telefon şu anda 3799 TL. Ki ben şundan da açıkçası eminim uzun sürmeyecektir. Belli bir süre sonra bu telefonun fiyatı mutlaka pazarda, özellikle parakende pazarında fiyatı mutlaka düşecektir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu telefonu eleştirirken ya da bu telefona işte çöp derken mutlaka mutlaka telefonun fiyatını da düşünmenizi öneriyorum. Bugün 3799 TL seviyelerinde satılan telefonlara baktığımızda açıkçası bana sorarsanız kendi fiyat segmentinden daha fazlasını sunduğunu söyleyebilirim. Ben bu telefonu kullanmaktan keyif aldım mı diye soruyorsanız yani çok böyle keyif aldım söyleyemeyeceğim. Takdir edersiniz ki hatta bu görüntüleri de sizlerle paylaşalım. Şimdi bu telefonla ilgili insanların kafasında tabii şu soru işaretleri var. İşte telefonun abi arayüzü nasıl diye soru soran çok insan olacaktır. Şimdi arayüzü bu telefonun böyle o abi yağ gibi akıyor ya of ne performans veriyor falan dersek yani sizin yanıltmış oluruz. Ama bu telefon atıyorum işte bir uygulamayı açıyorsunuz yarım saat bekletiyor işte ötekini açmıyor arkasında başka bir uygulamayı çalıştırmıyor. Böyle şeylerle ilgili kafanıza soru işareti varsa öyle olmasın. Telefon dediğin gibi gayet güzel çalışıyor. Benim özellikle bu telefon alacak olan kişilere şöyle bir tavsiyem var. Şimdi bu telefonu aldığınızda bizde böyle şey vardır. Hani çok fazla son uygulamaları hemen sileriz ya. Mesela bu aslında telefonları ciddi anlamda yavaşlatan bir şeydir. Asla asla bu telefondan arkadaşlar son uygulamaları silmeyin. E çünkü son uygulamalar bellekte kaldıkça siz onu tekrar açmak istediğinizde ön bellekten arkadaşlar bunu kullanarak hızlı bir şekilde açması sağlanacak. Ki zaten bahsedeceğim ama e burada 2 GB'ta sanal bellekle beraber geliyor. Bunu da mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Bunu da kullandığınız zaman zaten orada o sanal belleğin de ön bellek olarak kullanılarak sizin daha rahat bir arayüze kavuşmanız sağlanıyor. Bu konuda dediğim gibi böyle bir bilgi verelim. Kesinlikle son uygulamaları kapatmanızı sizlere önermiyorum. Şimdi bu tarz telefonlarda tabii ki insanların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi şu. Abi bu telefondaki ses performansı nasıl diye soru soran çok insan oluyor. Çünkü bu telefonu alan insanlar özellikle telefon görüşmesi tarafında sesle ilgili problem var mı? Bununla beraber ses desibel tarafında sorun var mı diye soru soran da insanlar var. Açıkçası ben bu telefona ses desibel testi yaptım. Siz de görüyorsunuz şu anda. Yani 108 de 111 desibel aralığında çok rahat bir şekilde performans alabiliyorsunuz. En ufak bir şekilde problem yok ve yani net bir ses alabiliyorsunuz. Böyle kötü bir ses de almıyorsunuz. Bununla beraber üst tarafında hoparlör olmasa da orada da 80 ile 90 desibel aralığında arkadaşlar bir ses desibeli alabiliyorsunuz ki yine bu fiyat segmenti için yani bunu sürekli söylüyorum. Bu fiyat segmenti için kesinlikle beklenebilir bir performans diyebiliriz. O yüzden bu telefonu aldığınız zaman dediğim gibi genel anlamda çok böyle işte arayüz tarafında sorun yaşarım, ses tarafında sorun yaşarım gibi kafanızda bir şey olmasın. Bu telefonu alan insanlar açısından herhalde en önemli kafadaki soru işaretler ne? Ya bu telefonda oyun oynanır mı? Arkadaşlar bu telefonda oyun oynanır. Zaten şu an sizlerle de bunu paylaşıyorum. Ya PUBG oyununu işte 15 FPS'te Artık 25 FPS aralığında bir değerde oynatıyor dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Ama yani oynatmama gibi bir durumu var mı? Kesinlikle ama kesinlikle yok. Hatta şunu söylemek lazım. Mesela ben burada bu telefonla PUBG oynadım ve birinci oldum arkadaşlar. Şu anda da burada onu gösteriyorum. Ekran görüntüsünü de sizlerle paylaşalım. Yani bu telefonu aldığınız zaman işte bu telefon performansı çok kötü. İşte asla burada birinci öyle bir şey kesinlikle yok. Yani sen oyun oynamayı biliyorsan da çok rahat bir şekilde bu telefonda oyun oynayabilirsiniz. Ben yani telefonda oyun performansını beğenmedim dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Bence ya bu fiyat segmenti için yeterli bir oyun performansı var. Yani şimdi 3800 lira telefon alıyorsun da oyun oynayabiliyorsun. Abi öp başına koy yani bu paraları artık telefon mu kaldı diyeyim ben size. Ama şu anda sizin de gördüğünüz üzere bence oldukça başarılı bir oyun performansı. Yine hep söylüyorum onu tekrar tekrar bin defa söyledim ama ya yani kendi fiyat segmentine göre bana sorarsanız başarılı bir oyun performansı var. Tabii ki Media Helio G37 var MediaTek'in. Şimdi MediaTek Helio G37 aslında biz bunun abisinde de gördük. Yani General Mobile GM23 serisinde de aynı işlemci vardı. Bunda da mesela aynı işlemci var. Bence bu da yine güzel özelliklerden bir tanesi. Şimdi 4 tane 2.3 GHz çalışan Cortex A3 çekirdekleri var bu işlemci yapısında. 4 tane 1.8 GHz çalışan Cortex A3 çekirdekleri var. Ve toplamda 8 tane yüksek çekirdekli ve düşük çekirdekli A3 işte çekirdekleri var. Şu anda zaten Call of Duty'den oyunları sizlerle paylaşıyorum. Bence ya oyun performans tarafında evet çok uçuk kaçık performanslar alamasak da bana sorarsanız yeterli bir performans sağlıyor. Bu arada bu işlemcinin 12 nanometre üretim sürecine sahip olduğunu da söyleyelim. Bunda bunu da soranlar olabilir. Kafanızda bununla ilgili en azından bir soru işareti kalsın istemem. Oyun performansını çok övecek değilim ama yani yine bu fiyat segmenti için yerilecek bir oyun performansı da bence yok. Zaten şu anda görüyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyelim Call of Duty oyununda da birinci oldum. Yani bu telefonu aldığınız zaman dediğim gibi bir oyun oynarken sonuncu olma gibi bir durumunuz yok. Oyun oynamayı biliyorsanız iyi de oyun oynayabiliyorsanız iyi oyunlar oynayabilirsiniz. Hatta kötü bir kameranız da olsa eğer fotoğraf çekmeyi biliyorsanız da iyi fotoğraflar da çekebilirsiniz. Bu sizin biraz kendi yeteneklerinizle alakalı bir şey. Bununla beraber telefonun herhalde en önemli özelliklerinden bir tanesi tabii ki ekranı. Yani bu fiyat segmentinde artık böyle amoled ekranlar, Full HD Plus çözünürlükler falan beklemek tabii doğru değil. O yüzden yani 3700 TL bandındaki bir telefon için yine ekran özelliklerinin bence yeterli olduğunu söyleyebilirim. 6.5 inç boyutunda bir ekran var. 1600-720 piksel yani HD Plus bir ekran arkadaşlar. Bu IPS tabanlı bir LCD ekran ama bu biliyorsunuz hep bunu söylüyorum. Bu yeni nesil IPS tabanlı LCD ekranlar da bir artık bu arka taraftaki floresan ışığın değişmesiyle beraber görsellerin de ciddi anlamda değiştiğini görüyorsunuz. Artık burada IPS tabanlı LCD ekranlar eskisine göre Belki AMOLED ekranlara göre geride kalabilir ama genel performans olarak çok da geride kalıyorum diye soruyorsanız açıkçası şu an Zaten paylaşıyorum. Kendiniz bakıp kendiniz karar verebilirsiniz. 16 milyon renk desteği var bu ekranın. Ve bununla beraber de 60 Hz ekran tarım hızı var. Yani GM23'te 90 Hz vardı. Bunda 60 Hz var. Bunda neden 60 Hz var diye açıkçası sormak saçmalık olacak. Çünkü işte hep aynı şeye bağlıyor. İster istemez telefon 799 TL civarlarında. Bunlardan dolayı markayı eleştirmek bence mümkün değil. Genel anlamda da performanslı bir ekran olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bu fiyat segmentinde açıkçası bir akıllı telefon alıyorsanız yani kamera performansından böyle ya ben kamera performansından çok fazla şey bekliyorum falan deme imkanınız yok yani. 3799 TL iyi fotoğraf çeken bir telefon alma ihtimaliniz çok düşük ama bu telefonda bence iyi fotoğraf çeken bir telefon alabiliyorsunuz bu paralara yapmış olduğum testlere baktığınız zaman zaten paylaşıyorum şu anda da fotoğrafları sizinle. Bana sorarsanız kendi fiyat segmentini karşılayabilen hatta bence ötesine geçen bir kamera performansı karşı karşıya. Zaten ben bunu e, GM 23 incelemesinde de söyledim. Yani e, General Mobile bence e, kamera tarafında özellikle GM 9'dan sonra General Mobile GM 9 Pro'dan sonra e, büyük bir yol kat etti ve o tarafta bence kendini ciddi anlamda da geliştirdi. Bence şu anda Yerli markalar arasında zaten yerli marka da kalmadı da yani bu fiyat segmenti içinde en iyi fotoğraf çeken telefon budur dersem Belki de yanlış bir şey söylemiş olurum. Telefon marka tarafında yani bu artık böyle General Mobile'ın geleneğinden de gelen bir yapı var. 8 megapiksel bir ana kamera var. Bu 8 megapiksel ana kamera ile beraber Quad Bayer teknolojisi kullanarak 32 megapiksel fotoğraf çekilebilmesine olanak sağlanıyor. E, bu süper çekim modu diyebileceğimiz bir mod ve bunu zaten biliyorsunuz General Mobile birçok telefonda da bizlerle paylaştı. Bu telefonda da aynen bu özellik var. Ekran özür dilerim kameranın altında bir kamera daha var. Bu da VGA bir kamera ve özellikle portre çekimine destek veren kameralardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Bununla beraber yani yine bu fiyat segmentine çok beklenilmeyen özellikler. Telefonda yapay zeka desteğine sahip bir arka kamera var ve çektiğimiz fotoğrafları dediğim gibi sizlerle paylaşıyorum. Oldukça da beğendiğimi söyleyebilirim. Bununla beraber yani yine bu fiyat segmentinde bazen görmüyoruz ama yani bu telefonda gece modu diye de bir mod var. Şu anda Gece modunda ilgi çektiğim görselleri paylaşalım sizinle. Bence kesinlikle çok başarılı görseller. Bu ta, telefonu zaten paylaşmıştım. Instagram'dan da paylaşmıştım bunu. 3799 TL'lik bir fiyata göre kesinlikle mükemmel bir gece performansı olduğunu söylemek lazım. Hiçbir şey yani böyle bir performans ben beklemezdim. Ama tabii ki takdir sizin. Yani bugün 3799 TL para verip böyle bir telefon aldığınızda çöp bir telefon almıyorsunuz ya yani benim açımdan böyle. Ama dediğim gibi takdir her zaman için sizin. Siz eğer çöp diyorsanız çöptür. Bir şey de demeyeceğim çok fazla. Ön tarafta ise 5 megapiksel bir kamera var. F2.2 diyafram dene sahip bir kamera. Şimdi şöyle söyleyeyim ön kamerada e, yani çektiğim fotoğraflara baktığım zaman özellikle böyle güneş altında falan çok ya yani parlak yerlerde fotoğraf çekiyorsanız bakın biraz patlıyor. Bu noktada belki Canon Mobile'ın ön kamerada ufak bir güncelleme yapması gerekebilir. Ama ben genel anlamda çektiğim fotoğraflardan da memnun kaldım. Portre tarafında çektiğimiz fotoğraflar da bence Yasin'le beraber çektiğimiz fotoğrafları bizi de şaşırttı. Gayet de güzel arka tarafı ayırdı. Bu noktada bir problem yaşadığımızı söyleme imkanına çok sahip değilim. Yani 3799 hep yani çünkü laf nereye giderse gitsin mutlaka oradan dönüyor, dolaşıyor. 3799 TL geliyor. Bu fiyat segmenti için bence beklentinin ötesinde bir kamera performansı ön kameradan da alabiliyoruz. Telefonun biraz da pilinden bahsedelim. Daha sonra bu videoyu bitirmek istiyorum. Şimdi yani 5000 mAh pil gücü var. Zaten oyuncu telefonu falan da değil. Çok oyunda oynamıyorsunuz. Zaten dediğim gibi çok böyle manyaklarcasına bir akıcı sosyal medya deneyimi de sağlamıyor. Yani böyle delilerce sosyal medyada da takılmıyorsunuz. Yani dolayısıyla yani standart bir kullanıcı ve hep diyorum sıradan bir kullanıcı ya bu telefon çok rahat 2 gün kullanır. Ya ben 2 gün boyunca çok rahat bir şey kullanıyorum. Hatta 2. günün sonunda belki 3. güne sarkarken arkadaşlar bu telefonu şarja takıyorum. Hiçbir şekilde problem yaşamıyorsunuz. Yani bunu özellikle böyle biz yaşı ileri olan insanlar bu telefonu alır dedik. Yani yaşı ileri olan insanlar bu telefonu alırlarsa. Mesela ben şu anda bu telefonu babama versem. Bilmiyorum ama bir hafta falan kullanır herhalde. <laughs> yani öyle düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten telefonun pili bitmiyor diyebilirim. Gayet güzel bir pil performansı var. Bununla beraber şarj tarafında da 7.5 wattlık da bir kutu içinden şarj aleti çıkıyor. Takdir edersiniz ki düşük bir değer. Ve şarj olma süresi de takdir edersiniz ki 3 saatleri buluyor. O yüzden e, mutlaka yani bunu kullanan insanların akşamdan bunu şarjı takıp sabah almalarını özellikle öneriyorum. Telefonun dilin genel anlamda pil performansından da oldukça memnun kaldığımızı söylememiz lazım. Valla ben telefonu kutu için paylaşmıştım. Orada göstermiştim ama yine göstereyim. Kutu içinden 3.5 mm kulaklık girişine sahip bir açıkçası kulaklık çıkıyor. Yani bunu koyan üretici neredeyse kalmadı. Bundan dolayı da hakikaten tebrik ediyorum General Mobile'ı. Çünkü ya bu telefonu alan insanlar biraz daha böyle sevgili Yasin'in de söylediği gibi yaşı ileri olan insanlar olacaktır mutlaka diyor. Bence gençler de alabilir Yasin. Parası olmayan gençler de alabilir kardeşim ne alaksız var. Yani burada dediğim gibi bana sorarsanız hani kulaklığın içinden çıkması bu da yine bu telefonun değerli yapan şeylerden bir tanesi. Yoksa General Mobile diyebilirdi ki kardeşim ben kusura bakmayın da kulaklığı koymuyorum bu fiyata diyebilirdi ama bunu dememiş. Bence bu da Yine güzel özelliklerden bir tanesi. General Mobile GM23S ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Açıkçası telefona baktığınız zaman dediğim gibi yani böyle uçuk kaçık performansları imza atıyor. Şöyle telefon böyle telefon demek açıkçası mümkün değil. Fakat bu fiyat segmenti için bana sorarsanız oldukça başarılı bir işe imza atıyor. Dediğim gibi düşük bir bütçeniz varsa ve çok büyük paralar vermek istemiyorsanız bu telefonda oyunda oynayabiliyorsunuz. Sosyal medyada da kullanabiliyorsunuz. Bu konuda dediğim gibi en ufak bir şekilde problem yaşamayacağınızın tekrar tekrar altını çizelim. Bir telefonu değerlendirirken mutlaka mutlaka fiyatıyla değerlendirmek lazım. Bu telefon 3799 TL değil de 4799 TL olsaydı emin olun başka bir şey söylerdim. Ama bu fiyat segmenti için bence kabul edilebilir, alınabilir telefonlardan bir tanesi olmuş. Ben elimden geldiğince spesifik olarak size Telefonun tüm her şeyini göstermeye çalıştım. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bundan da bahsedelim. Bu telefonda parmak izi okuma sensörü var. Parmak izi okuma sensörü de yine kendi fiyat segmentinin üstüne bir performansa imza atıyor. Biyometrik tarafında böyle bir güzellik de koymuşlar. Yan taraftaki parmak izi okuma sensörü oldukça hızlı çalışıyor. Telefonda bununla beraber yüz tanıma da var. Yüz tanımaya baktığınız zaman da yine yani kendi fiyat segmentini bence karşılayabilecek bir yüz tanıma sensörü ön kamerayla beraber bizlere sunulmuş oluyor. Yani verileriniz, bilgileriniz arkadaşlar bu telefonda hem yüz tanıma ile hem de parmak iziyle saklanıyor. Arkadaşlar benim General Mobile GM23 SE ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Siz telefonla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarla katkıda bulunursanız teşekkür ederim. 3.799 TL'ye yani eğer başka bir alternatif öneriniz varsa bunu da aşağıya yazarsanız en azından hep beraber burada konuşmuş oluruz. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.